Sketch üzerinde iki boyutlu geometrik şekilleri oluşturmayı görmüştük. Şimdi bunlar üzerinde bazı düzenlemeler yapmamızı sağlayan şuradaki 8 tane komutu inceleyeceğiz. Geldim. Örneğin şöyle bir kare çizeyim. Yine şöyle birbiriyle kesişen iki çizgi ve de birbiriyle kesişmeyen şöyle iki tane çizgi. Şimdi ilk göstereceğimiz komut yuvarlatılmış köşe oluşturur komutu. Yani İngilizce adıyla radius komutu. Geldim tıkladım. Nasıl oluşturacağım köşemi? Geldim şuraya tıkladım. Buraya tıkladım. Ve gördüğünüz gibi köşemi oluşturdu. Bunu ben direkt tıklayarak yaptım. Dilerseniz ölçü girerek de yapabilirsiniz. Örneğin geldim. Şu noktaya tıklayayım. Şu noktaya gelip ölçümü giriyorum. Örneğin dedim ki 10 olsun. Gördüğünüz gibi 10 yarıçapında bir köşe yuvarlatması oluşturmuş oldum. Yine aynı şekilde şunda da yapalım. Geldim şurası dedim. Şunun üzerindeyim sadece tıklamıyorum. 3 dedim. Gördüğünüz gibi üçlük bir köşe yuvarlatması oluştu. Ve alt taraftaki bölümleri de kırptı. Şöyle tekrar yapalım. Bakın şurada bir yuvarlatma oluşturacak ve alt tarafta kalan bölümleri de kırpacak. Geldim dedim ki 3 mm radyusum ve alt tarafta yok etti. Yine aynı şekilde şurada da uygulayalım. Geldim, bu dedim, bu dedim. İkinciye tıklamıyorum bakın. Geldim ve 4 dediğim zaman gördüğünüz gibi yine üstleri kırparak bu şekilde oluşturdu. Eğer ki bu kırpmayı devre dışı bırakmak istiyorsanız şöyle Ctrl Z ile geri alayım. Burada kırpmayı devre dışı bırak bölümümüz var. Gelip bunu seçtiğiniz zaman şimdi yine şuradan bir radius oluşturayım ve gördüğünüz gibi hem radius'um oluşuyor hem de köşelerim kırpılmamış oluyor. Yine aynı şekilde şurada oluşturdum. Burada oluşturdum ve de şu şekilde oluşturdum. Yine eğer böyle yuvarlatılmış şekilde değil de böyle dik bir şekilde birleşsin istiyorsanız yine şöyle geri alayım. Buradaki path modunu aktif ediyorsunuz. Yine aynı komutun içindeyim bakın. Komuttan çıkmadım. Path'ı ve radius'u aynı komut içinde yapıyorum. Geldim path modu dedim. Şurayı seçtim. Burayı isterseniz seçersiniz, isterseniz ölçüye girersiniz ama bu çizginin üzerindeyken yapmanız gerekiyor bu işlemi. Geldim ben şurayı seçtim ve path'ım oluştu. Gördüğünüz gibi kırpmayı devre dışı bırakı işaretlediğim için şu bölümleri de kırpmıyor. Ctrl Z ile geri aldım. Devre dışı bırakmayı kaldırdım ve şöyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi bu bölümü yine kırparak pahımı oluşturdu. Aynı şekilde şu şekilde de yapabilirsiniz veya bu şekilde yaptığınızda yine köşenizi oluşturacaktır.